Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün Onduf 10 ünitesinin 3. testiyle devam ediyoruz. Haydi sorumuzu çözmeye başlayalım. İlk olarak soru kökümüzü okuyalım. Why did Muhsin call the call center? Muhsin neden çağrı merkezini aramış? Bakalım. Call center, Blue Restaurant, how can I help you? Muhsin, hi, I had lunch with my friends. At the restaurant, I think the meal was awful and waiters were so rude to us demiş. Demek ki yemeğin çok kötü olduğunu düşünüyormuş ve garsonların onlara karşı kaba bir davranışta olduğunu söylemiş. Call center'da we are sorry to hear that. If you want to, we can host you to apologize demiş. Bunu duyduğumuza. Üzüldüm, üzüldük. Eğer gelmek isterseniz size bir özür dileriz demiş. Muhsin de I don't think I will accept it but thanks for your invitation demiş. Buna göre neden aramış bakalım Muhsin call center'ı? A'da diyor ki to get information. Information bilgi almak için aradığını söylemiş. Ancak burada bir şikayet söz konusu. O zaman A şıkkını eledim. B'de ise to make a complaint. Complaint şikayet demektir. C'ye bakalım. To return a product, bir ürünü iade etmekten bahsediyor. Bunu da eledik. D'de ise to pay for bills, faturaları ödemek için olduğunu söylüyor. O halde bunu da eledik. Anlıyoruz ki Muhsin yemekten ve garsonlardan şikayetçi. Bu yüzden aradığını anlıyoruz. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu. 2'ye bakalım. Amy is on a holiday and she wants to go to İzmir by her car. She doesn't know how to go there and it is not possible to find her way alone. She decided to use an application to find the way. Bakalım o zaman Amy ne istiyormuş? İzmir'e arabasıyla gitmek istiyormuş ancak yolu kendi başına bulamayacağını söylüyor. O yüzden bir uygulamaya ihtiyacı var. Hangi uygulama ona yardımcı olacak bakalım. C'de YouTube görüyorum. B'de müzik. D'de ise yiyecek görüyorum. O halde A'da bir harita, bir map gördüğüm için A şıkkını işaretleyebilirim. Amy'nin yolunu bulması için. 3'e bakalım. Put the dialogue in the correct order demiş. Diyaloğu düzgün bir sıraya sokmamız bekleniyor. Öncelikle Samet is speaking diye başlayabiliriz. İkinci olarak da Hi Samet, it is Ali calling. Can I talk to Mr. Merve please demiş. Can I talk to Merve please? 2'de de hold on a minute please, I will get her şeklinde cevap verildi. O halde 1, 3, 2 ve 4 bizim doğru yanıtımız oldu. Hold on a minute please, bir dakika bekleyin lütfen onu getireyim şeklinde cevabımızı işaretlemiş olduk. 4'e bakalım. Which of the following completes the conversation best? Diyaloğu en iyi şekilde tamamlayacak şık hangisiymiş? Hello, this is Mehmet calling. Kendini tanıtmış Mehmet. Hi, may I help you? Size yardımcı olabilir miyim? Yes, please. Can I talk to Mr. Yılmaz? I am sorry, but he is out of the town demiş. Yani Mehmet Mr. Yılmaz'la konuşmak istemiş ancak o şehir dışında olduğu için demek ki telefona gelemiyor. Bakalım sekreter bunun üzerine ne demiş? Mehmet de sure can you tell him to call me back as soon as possible? Ona olabildiğince erken beni aramasını söyleyebilir misiniz demiş. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Olabilir. Can you repeat it please? Tekrar etmemizi gerektirdiği durumlarda biz bunu söylüyoruz. Ancak Mehmet bir mesaj bıraktığı için B'yi eledik. Who are you calling? Kimi arıyorsunuz? Zaten kimi aradığı belli. Bunu da eledik. Can I leave a message? Mesaj bırakabilir miyim diye soruyor. Ancak A'da mesaj bırakmak ister misiniz dediği için Mehmet de sure deyip mesajını bırakıyor sevgili arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçelim. Which of the following completes the conversation? Yine
diyaloğu tamamlamamız bekleniyor. Secretary, Sabancı Company, how can I help you demiş. Acun ise hello, can I talk to Mr. Kolat, please demiş. Secretary de bir şey sormuş. Acun da it is Acun calling demiş. Secretary de okay, I will put you through in a minute şeklinde cevap vermiş. Demek ki bağlayacak. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz dedikten sonra Acun kendini tanıtmaz. A'yı eledik. Who is calling? Kim arıyor diye bilgi almak istemiş. C'de who are you calling? Kimi arıyorsunuz demiş. Ama zaten kimi aradığı belli olduğu için C'yi de eledik. Can you spell your name please? İsmini heceleyebilir misin demiş. Spell hecelemek demek ama burada bir hece söz konusu olmadığı için D'yi de eledim. B şıkkını işaretlemiş oldum. Who is calling? It is Acun calling şeklinde cevabımızı vermiş olduk. Sıradaki sorumuza geçelim. For what reason did Yunus call the customer service? Bakalım Yunus neden müşteri servisini aramış? Wilson Company, may I help you? Hi, bought a smartphone last week, but it is not working properly. Yunus, geçen hafta bir cep telefonu almış, bir akıllı telefon almış ama düzgün bir şekilde çalışmadığını söylemiş. Secretary, I am sorry, I can't understand you demiş. Yunus da my phone I bought last week is broken şeklinde geçen hafta aldığı telefonun bozuk olduğunu söylemiş. Okay, I will try to solve it. Çözmeye çalışacağım şeklinde bir cevap almışız. Buna göre neden, hangi nedenle Yunus'un müşteri servisini aradığına bakalım. Paying for his bills. Faturalarını ödemek için demiş. Bunu eliyorum. Getting some information, bilgi almak için. Bunu da eledim. Buying a smartphone. Zaten bir akıllı telefon alınmış. Bunu da eledim. Reporting a problem with his phone. Telefonuyla alakalı bir sorunu bildirmek için bizim doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuza bakalım. Which of the following completes the dialogue? Secretary Daniel's Grace Office. How can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? Hello, it is Jackson speaking. I would like to talk to Mr. Gray. Please, please, Mr. Gray ile konuşmak istediğini anlıyorum. I am sorry, but he is in a meeting now. Şu anda Mr. Gray'in bir toplantıda olduğunu anlıyorum ve sonra tekrar bir şey söylemiş. Jason da yes, please, could you tell him that we have completed our project şeklinde projemizi bitirdiğimizi söyleyebilir misiniz şeklinde bir mesaj bıraktığını anlıyorum. Hold on a minute please demez çünkü burada konuşturmayla alakalı bir şey olduğunu anlamış olmam lazım. Çünkü bir dakika bekler misiniz diyor. Who is calling demiş. Kim arıyor? Kim aradığını sormuş. Zaten kimin aradığını anladık. Bunu da sildik. Why are you calling him? Onu neden arıyorsunuzun cevabı yes please olmaz. Bunu da eledim. O halde bizim doğru cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Would you like to leave a message? Yes please şeklinde cevap verebileceğiz. 8'e bakıyorum. Which option doesn't complete the dialogue? Bu sefer de diyaloğu tamamlamayacak olan seçeneğe bakacağız. George Company, may I help you? Good morning, can I talk to Mr. Walker? Mr. Walker'la konuşmak istediğini anlıyorum. Secretary bir şey söylemiş. Hamza da can you put me through Mr. Walker please demiş. Sure, hold a minute. Yani Hamza söylediği şeyi tekrar etmiş. Bakalım can you repeat it please? Evet, olur. Çünkü tekrar Hamza ilk söylediğine yakın bir şey söylediği için bu tamamlar. I am sorry but I can't hear you well. Üzgünüm ama sizi iyi duyamıyorum. Bu da olur. Who is calling? Kim arıyor? Demiş C'de. D'de ise what do you mean by that exactly? Bununla ne demek istediniz? Diye sorduğu zaman yine karşındakini anlamadığını anlıyorum. O halde diyaloğumuzu tamamlamayacak olan şık C şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçelim. According to the text, which of the following pictures shows Samet's grandparents' communication preferences? Samet'in büyük anne ve babasının iletişim
tercihlerine bakacağız. Hangisi gösteriyormuş? People use different ways to keep in touch with each other. I usually prefer sending messages because it is faster than others. My mother likes making phone calls. She usually talks to her friends for hours. My grandma and grandpa love sending letters. İşte bizim için önemli olan buydu. Büyük annem ve büyük babam mektup göndermeyi çok sever. It's an old fashioned way. Bu eski usul bir yoldur diyor. I have a brother and he generally chats online with his friend. Bizim için önemli olan büyük ailesinin iletişim tercihi. Buna göre bakalım hangi fotoğraf bize sending letters ifadesini veriyor. B'yi, C'yi ve D'yi eledim. A şıkkında letters olduğunu görüyorum. C'de chat online, B'de sending messages, D'de ise making phone call gördüğüm için A şıkkını işaretleyebilirim. O zaman sıradaki sorumuza geçelim. 10. soru. Imagine that you call at the customer service and one of your customers call you to report a problem. You have to respond him or her kindly. Bir müşteri servisinde çalıştığınızı düşünün ve bir müşteri sizi bir sorunu bildirmek için arıyor. Report bildirmek demektir. O halde bizim de ona nazik bir şekilde cevap vermemiz gerekiyor. I am very busy to talk to you. Sizinle konuşmak için çok meşgulüm. Bu bir polite, bir kind way değildir. Eliyoruz. I don't want to help you. Size yardım etmek istemiyorum. Bu da nazik bir davranış değil. Why do you disturb us? Neden bizi rahatsız ettiniz? Disturb, rahatsız etmek demek. Yazalım onu da. Ancak bu da nazik bir yol değil. D'ye bakacak olursam I try to solve your problem. Hold on please. Probleminizi çözmeye çalışacağım. Lütfen bekleyin şeklindeki cevap bizim kind way'imiz, polite way'imiz oldu. O yüzden D şıkkını işaretlemiş olduk. Böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.